Buradaki problem de iç içe geçmiş iki silindir arasına bir viskoz yağ yerleştirilmiş arkadaşlar. Şurada yeşille gösterdiğim viskoz yağ iki silindir arasında. Bu tabi silindirlerin karşıdan görünümü. Yandan görünüm de burada verilmiş. İçteki silindirimizin yarı çapı R1, dıştaki silindirin yarı çapı da R2 olarak verilmiş. Aradaki viskoz yağın viskozitesini ölçmek istiyoruz. Ve aradaki mesafeyi de tabi geometrik olarak belirleyebiliriz arkadaşlar. İçteki silindiri bir motor vasıtasıyla omega sabit açısal hızıyla döndürdüğümüzde tabii ki olacak şey şudur. Öncelikle burada bir harekete zıt yönde viskoz kuvvet gelişecektir. Ve bu viskoz kuvvetin şu eksene göre, daha doğrusu dönme merkezine göre oluşturduğu moment bizim karşılamamız gereken moment olacaktır. Şimdi burada iki tane farklı yaklaşım sergileyebiliriz arkadaşlar. Bir tanesi aradaki mesafeyi 0,15 santimetre olarak verdik. Yani bu oldukça düşük sayılabilecek bir mesafe olduğu için aradaki hız profilini, yani şu bölgedeki hız profilini biz lineer kabul edebiliriz. Hatta bunu biraz da farklı bir renkle çizelim. Buradaki hız profilinin şöyle olduğunu kabul edebiliriz. Bakın maksimumdan sıfıra doğru şu şekilde. Bu şekilde. Hız profili tabii şu en içteki hızımız omega çarpı R1 hızı olacak şekilde burada dönme hareketini sağlıyoruz. İlk etapta yapacağımız yaklaşım bu aradaki hız profilini lineer kabul ederek hız gradiyeni ile ilgili daha basit bir ifade bulmak istiyorum. Bunun içinde arkadaşlar sanki iki paralel levha arasında gibi bu akışı düşünebilirsiniz. Bakın bu dıştaki levhamız olsun. Bu da içteki levhamız. Yani daha doğrusu levha dediğim aslında içteki silindirin yüzeyinin açılıp bir dikdörtgen levha haline getirilmiş olmasından bahsediyorum. Şu aradaki yükseklik de yine 0,15 santimetre olarak verilmiş. Yapacağım şey sanki bu dıştaki silindir yüzeyinde bu içteki silindir yüzeyi paralel iki levha gibi birbirleri üzerinde kayıyorlar. Ve buradaki hızımız da doğal olarak omega çarpı R1 hızında olacaktır. Şu yükseklik L yüksekliği ki o da 0,15 metre olarak verilmiş. Problem bundan ibaret. Şimdi ilk yaklaşımımızı yapalım. Daha sonra bu lineer hız profili kabul etmemizin bize maliyeti nedir? Yani ne kadar hata yaptırıyor bize? Onunla ilgili bir irdeleme yapacağız arkadaşlar. Evet, birinci yaklaşımımızda aradaki viskoz kuvvet, yani iki silindir arasında birinci silindir yüzeyinde gelişen viskoz kuvvet F viskoz dersek arkadaşlar o yüzeyde, yani birinci silindirin yüzeyinde oluşan kayma girmesi çarpı alan olacaktır. Buradan hareketle söyleyebiliriz ki tork, istenen tork, yani bu hareketi sürdürebilmemiz için gerekli tork Fb çarpı R1 olacaktır. Şimdi tabi viskoz kuvveti Newtonian bir akışkan kabul ettiğimizde şuradan yazacak olursak mu çarpı du bölü dr diyebiliriz. Tabi burada R silindirimizin merkezinden itibaren düşey yönde veya radyal yöndeki hız arkadaşlar. Şu R eşittir. R1'deki değerini almam lazım. Çarpı tabii ki alan dememiz gerekiyor. Böylelikle kuvveti bulmuş olacağız. Şimdi du bölü dr'ye bir bakalım. Du bölü dr aradaki hız profili lineer kabul edildiğinde doğrudan v bölü l'ye eşit olacaktır. Zaten bunu yukarıdaki yapıdan da görüyoruz. Burada dikkat ederseniz
hız profili lineer olduğunda şuradaki omega çarpı R1'in aradaki mesafeye oranı bize hız gradyenini vermiş olacak. Evet. Bu durumda küçük r gördüğüm yere R1 yazacak bir durumum da aslında ortadan kalkmış oluyor. Gerçekten de aradaki hız profili sabit lineer olduğunda hız gradiyenin sabit olduğunu ve yarıçap doğrultusunda değişmediğini söyleyebiliriz. Buradan hareketle arkadaşlar tork değerimizi yazacak olursam F çarpı R1 şeklinde, bu da eşittir mu çarpı V bölü L, ki bu hız gradiyenimiz, alanımız ise 2 pi R1 çarpı L olacaktır. Tabii ki şuradaki omega hız yerine de omega çarpı R1 değerini yazabiliriz. Devam ettirirsem işlemlerimi 2 pi mu omega R1 tabii şurada çarpı bir de R1'imiz var. Şu R1 ile de çarpmamız gerekiyor. R1 küp çarpı L olacaktır. Bölü küçük L. Buradan viskoziteyi eğer çekecek olursak mu eşittir tork çarpı aradaki boşluk bölü 2 pi mu R1 küp çarpı omega çarpı L olacaktır. Bu lineer hız profili olduğu takdirde eğer ben torku da bir şekilde bir tork sensörüyle ölçersem şayet buradan doğrudan viskoziteyi ölçebileceğim bir bağıntıya ulaşmış oluyorum. Şimdi bilinen değerleri yerine yazmadan önce açısal hızı hesaplayalım. Bildiğiniz gibi np bölü 30. N'i 100 devir bölü dakika vermiştik. 100 çarpı pi bölü 30'dan. O da eşittir 10.47 radyan bölü saniye. Buradan bütün bilinenleri yerine yazdığımda mu arkadaşlar buna lineeri vurgulamak için altına lineer yazalım. 66 çarpı 0.15 çarpı 10 üzeri eksi 3 metreye çeviriyoruz. Birimlere dikkat. 2 pi çarpı 6 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin küpü çarpı 10.47 çarpı 40 santimetre boy vardı. Onu da metreye çevirdim. Buradan 0.17 Pascal saniyeyi elde etmiş oluyorum. Aslında problemi burada bitirebiliriz. Fakat merak ettiğimiz bir husus var. Acaba biz bu aradaki hız profilini lineer kabul etmeyip olduğu gibi alsaydık. Daha doğrusu bu sefer lineerliği kaldırıp aradaki akışın Newton tipi bir akışkanın laminar akışı olduğunu düşünerek bu problemi çözmeye çalışsaydık. Tabii ki ihtiyacımız olan şey dU bölü dR olacaktı. Yani sorumuzun ikinci bölümüne bakacak olursak benim dU bölü dR ile ilgili sorunum var şu anda. Bunu şimdi sabit kabul ettik. Lineerde sabit olduğu için aralıkta hiçbir şekilde değişmediğini söylüyoruz. Ancak sabit değilse, yani hız profili lineerlikten çıkıyorsa bu durumda yapmam gereken şey U ile R arasında bir ilişki bulmak. Bu tabi diferansiyel bir analizi gerektiriyor. Ve bu ileri seviye diferansiyel analizi yapıp çözümlediğimizde
aradaki hız dağılımının arkadaşlar şu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bunun çözümünü vermiyorum. Şimdi sadece bunu kullanacağız. Bunu ileriki derslerimizde nasıl elde edildiğini 9. bölümde görmüş olacağız. R2 kare eksi R1 kare çarpı R2 kare bölü R eksi R. Burada ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Burada iç içe geçmiş iki tane silindirimiz var. Bu silindir arasında merkezden R kadar uzaklıkta şu bölgedeki hız profilini, yani R1 ile R2 arasındaki şu hız profilini bulmuştuk. Az önce şöyle bir lineer dağılım kabul etmiştik. Ama aslında bu lineer midir? Yani şu bölgedeki değişim lineer midir? Onu bilmiyoruz. Şimdi bu denkleme bakıldığında aslında pek de lineer olmadığını söyleyebiliriz. Bir diğer husus, burada dikkat ederseniz R arttıkça içteki silindir döndüğü için hız düşmektedir. Ve nihayetinde içteki silindirin yüzeyinde maksimum olan hız R koordinatı arttıkça dıştaki silindirin yüzeyinde sıfıra düşmektedir. Buradan hemen şunu söyleyebiliriz ki bir kere hız gradiyeni, yani kanal içerisindeki boşluk içerisindeki hız gradiyeni du bölü dr negatif değerler almaktadır. Bu durumda pozitif bir kayma gerilmesi elde edebilmem için benim kayma gerilmesi ifadesini bu sefer önüne bir eksik koyarak yazmak zorundayım. Du bölü dr r eşittir r1'de. Eksi eşittir diyelim. Eksi mü çarpı d bölü değeri. Şuradaki ur'yi buraya koyarsanız, şuradaki ur'yi getirip şu ur'yi burada yerine koyar ve r'ye göre, gördüğünüz gibi küçük r'ye göre türev alacağımız için çok karmaşık bir fonksiyon değil kesinlikle. Ve daha sonra da R gördüğümüz yere R1 yazdığımızda şöyle bir ifadeyle karşılaşıyoruz. Eksi mü omega çarpı R1 kare artı R2 kare bölü R1 kare eksi R2 kare. Evet, şimdi yapmam gereken şey torka geçiş yapmak. Torka geçmek için ne yapıyoruz? Tabii ki tork eşittir kayma gerilmesi, ama yüzeydeki kayma gerilmemiz. Bu kayma gerilmesinin etki ettiği yüzey alanı içteki silindirin yüzey alanı ve moment kolu ya da tork kolu R1 arkadaşlar. Buradan mü çarpı omega R1 kare artı R2 kare R1 kare eksi R2 kare. Tabii şurada eksimizi unutmuyoruz. Şu eksiden dolayı. Efendim 2 pi R1 çarpı L çarpı tekrar bir R1. Eksiyi de içeriye işlettiğimiz zaman eksi 2 pi, daha doğrusu tam bir aşama daha yazalım. 2 mü pi omega L R1 kare artı R2 kare bölü 1 eksi R2 kare bölü R1 kare. O da eşittir 2 pi mü omega L 2 pi mü omega L R1 kare artı R2 kare bölü R2 bölü R1 kare eksi 1 şeklinde sonucumuzu
elde etmiş oluyoruz. Şimdi buradan mü'yü çekersek, tabii bize gerekli olan mü, gerçek buna da laminar diyelim. Laminar hız profili kabulüyle yaptık. Daha doğrusu şöyle yapayım. Tork çarpı R2 bölü R1 kare eksi 1 bölü şu eksimizi, eşitimizi biraz aşağı alalım. Bölü 2 pi omega L R1 kare artı R2 kare olarak bulmuş oluyoruz. Arkadaşlar, bütün veriler elimizde. Omega'yı bulmuştuk zaten 10.47 olarak. Bütün verileri yerine yazdığımızda buradan elde edeceğimiz netice 0.17 Pascal saniye olmaktadır. Şimdi daha önceki lineer hız profilini kabul ettiğimizde ne bulmuştuk? Ona baktığımızda orada da 0.17 bulmuşuz. Dolayısıyla burada çok fazla bir fark olmadığını, yani burada tabi ben şu anda iki anlamlı basamak kullandım. Üç anlamlı basamak kullansaydım şayet bunun 0.17 olurken diğerinin, yani şuradaki rakam değişmiyor, bu 0.17 iken diğerinin 0.172 gibi bir rakam geldiğini gördüm. Bu durumda aşağıdaki ikisi arasındaki farkın sadece %1 mertebelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Evet, böylelikle bu örneğimizi bitirmiş olalım. Eğer bu ve benzeri örneklerimizi faydalı görüyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın.